Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da ben niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu bir kolektif açılım. Uyan sizin olsun. Uymayan evre, e, enerjilerinizi evrene yollayın. Bu şekilde niyetlenebilirsiniz. Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip ben sizinle gördüklerimi de paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir göz gezdirelim. Ms harflerini görüyorsunuz değil mi açar açmaz? C harfi de yukarıda kalmış. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki. Bu iyi hallerim olan dönemlerde olduğum için. Şimdi şöyle göz atalım. Sizlere de göstereyim. Trabzon'un T'si. İki inatçı insan. Mal varlıkları ile ilgili hakikaten egoları bile savaşmış. Belki de küçük bir de para çünkü sadece. Yani bu paraya bu kadar savaş verilmez. Dolayısıyla burada biraz ego savaşı var. Şu diyebilirinebilir. İş arkadaşınızla sizin aranızdaki sorun egonuzdan çıkmış. Yani ya da işte bir şirket yönetiyorsunuz, aile şirketiniz. Resmen babanızın şirketinde iki öz kardeş inat etmişsiniz. Konu para değil. Yani orada çok değmez yani ya. Hani hakikaten söyleyebileceğim şey bu olur. Bu para için bu kadar tartışılacak bir para yok ortada. tartıştığınızda görüyorum ama. Ya zaman artık çok gecikti. Hani beklenilen olmadı, umduğunuzu bulamadınız. Hep böyle sözler verildi. Hani deriz ya, sözler verilir, vaatler verilir, söz tutulamaz. ya Öyle bir şey yaşamışsınız arkadaşlar. Ya da bariz bir şekilde çok küçük bir mevla, ama o yüzden ego savaşı var burada demem çok mümkün. Şimdi bu savaş diyelim bunun adına. Sonrasında ne olmuş? Bir araca giriyor. Barış'ın ya yakışmıyor size. Olur mu işte abiler ablalar. Aracıya bakın. Aracının gücü yetmez. Sizin etsiniz. Sonra asıl büyük biri geliyor. İşte orada belki baba devreye girecek arkadaşlar. Bilemedim. Asıl ikinizin de değer verdi. Anne olur. Patron olur. İşte siz bir çalışansınızdır. Müdür konuşur yeterli gelmez de. patronu ta kendisi konuşur. Onu bilemem. Hani bir nevi böyle bir arada aracının da girdiği bir konuşmayla daha sakinleştiniz ama derler ya kol kırılır yani içinde kalır. Sizinkisi o misal biraz kolu kırmışsınız yani. Ee, şimdi ben burada M harfi gördüm bir. E, Ç harfi de görüyorum. E, M burada da var. Çok yani aynı kişiler tarafından dönüyor. Z, N, T, M, E. Z, N. Ne. Çok net bu ikisi. T, net. M E Şimdi e, bu 3 4 5 oldu herhalde. Ya bu harfleri ben çok net gördüm burada. Z N T evet M E 5. Şimdi arkadaşlar defalarca kez görüyorum. Şimdi burada siz e, bir aracı gelecek. Bu aracı gördüğünüz üzere yeterli bir değil. Siz artık bu grubu yani orası bir tayfaymış gibi. İşte şirketinizin adında vardır. Kişinin adında, soyadında vardır. Buradaki kişilerin harfleridir. Çünkü bir kişi değiller. Yani baktığım zaman sizi karşılarında de tek görüyorum. Bakın tek görüyorum. Arabanıza binmişsiniz de teksiniz. Devenin üstünde gibisiniz de teksiniz. Bu sizin tek başınıza sorumluluğunuz. Bu sizin yükünüz. Bu sizin parasal sorumluluğunuz. Hem de bugününüzde ve yaklaşık 10 gün daha devam edecek olarak çıkmış. Yani demem o ki sizin karşınızdaki insanlara bir şeyler anlatışınız ve artık netleştirmek isteyişiniz çıkmış. Çünkü bu sorumluluk size ait. Onların değil. Onlar konuşurlar. Bakın aynı harfler. Yine E, M, Ç var burada. T şurada çıkmış. Z ne dediğim harf. Burada birazcık yamulmuş ama net onu da anımsatıyor. Yani demem o ki. Belki de siz bir kişiyi de ekarte edeceksiniz bu gruptan. Yani arkadaşlar sonuç olarak bu falı siz kendi hayatınıza göre değerlendirebilirsiniz. Şunu bilin. Bir ekip var. Bu ekibe karşı çok netsiniz. Sizin alacağınız sorumluluk onlara karşı, onlara doğru ya da onların toplamına bile sizinki daha daha zor. Yani yolunuz uzun. Dolayısıyla onlara da böyle olmak zorundasınız. Şimdi bunun adına az önce dedim ya ego savaşı vardı bu. Ondan bağımsız. burada biraz sorumluluk fazlalığıyla zorunluluk kalışınızda çıkmış. Zaten bunu yapın yani. Hani buna mecbursunuz diyebileceğim bir şey bu çok net bir şekilde. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum her şeyden önce sizin burada bu bilinmezliğiniz nasıl gider diyorsunuz ya daha doğrusu onca kalabalık insana laf anlatmaya çalışmak ikna etmeye çalışmak yani e, haklı olarak çok kaygılanmakta da çok normal e, bir süreç bu her şeyden önce güzel geçer bir İçinizde çok büyütmeyin boşu boşuna da vesveselerinizle bunu şey yapmayın ne diyelim ona ee, olmazı çağırmayın diyelim evet negatif enerjiyi çağırmayın çünkü bayağı o kadar olmayacağına inanır gibi çıkmışsınız ki yapmayın bunu arkadaşlar niye olmasın çünkü sonu temiz olarak e, görüyorum hani sonunu temiz görmesem diyeceğim ki haklısınız çok haklı bir kaygılanmaktasınız hayır açılıyor o öyle devam etmiyor bakın bilinmezliğiniz o kişilere laf anlatmaya dönüyor döndükten sonra da mücadelenizin önü açılıyor. Tıkanmıyor yani. Sadece iki kişi oluyorsunuz. Tek başınıza verdiğiniz mücadele gibi görünüyordu. Sonundaki iki kişi olmanızın sebebi yanınızdakidir. Zaten vardır ama siz zaten mücadele ettiğiniz için tekli görünüyorsunuzdur. Hani yanınızdakinden ziyade sizin burada hamleleriniz önemlidir. Eşinizdir, destek almışsınızdır. İş hayatınızdaki işte çalışan arkadaşınızdır. Onu bilemem. Sağınızda bir kişi konuşuyor, solunuzda bir kişi. Herkes kendi tarafındaki kişilere bir laf anlatma telaşında görüyorum orayı. Özellikle karşılığını almaya başlayacağınız zaman diliminde olduğunu bilin. Hiç de vesveselerle kendi önünüzü kapatmayın. Mücadelenizin sonucu açık arkadaşlar. Yanınızdaki o küçük insanlar ne kadar da küçüklüklerini şöyle de göstereyim özellikle. Bu şu anlama gelir. Kazanmış olacaksınız. Yani size söylenilen, yapılan Hatta söylenip yapılıp da vazgeçilen, vaat edilip de işte geri adım atılan ya da sizin bundan da hiç bıkmadan devam ederek mücadele vermeye hiç sıkılmadan devam ettiğiniz falınızın niyeti olarak değerlendirdiğim ne ise arkadaşlar ne zaman Buket Hanım yani şafak kaç deseniz bana derim ki size bu şafak arkadaşlar Şubat sonu bitmiş olacak çok böyle uzun vadeler de kalmamış. Yani şimdi diyeceksiniz ki ne demek Şubat sonu? Buket Hanım daha işte ne kadardayız ki? Ocağın kaçı ki bugün diyeceksiniz haklı olarak. Ama neticede arkadaşlar artık ocağın da ortasına doğru geliyoruz. Onunu geçtik. Şubat'ta 28 gün desek oradan 30-40 gününüz var yani aslında. Ee, o yüzden çok uzun bir vade midir? Şurada baktığımız zaman bu faldaki verdiğiniz mücadeleyi biraz sabırsızsınız. Haklı bir sabırsızlık tabii yorulmuşlukla alakalı olduğu için. Ama şunu bilin arkadaşlar siz burada e, her ne yapacaksanız karşılığını e, işte bir ay alacaksınız. Hadi maksimuma e, düşürmüş olayım. Çünkü e, bir aya geçecek. Hani yalan da atmıyorum yine de yani. Söylemesi bir aya yakın. <laughs> bir aya geçiyor. O yüzden arkadaşlar şunu net söyleyeyim. Ya sabır az kalmış. Hadi hayırlısı olsun. Şimdi özellikle Mart ayına geldiğimde küçük küçük resmiyet süreçlerinizin e, olduğunu görüyorum. Bu resmi süreçlerde yeni dükkanda anlaşmalar, yeni sözleşme yapmalar, yeni kanunlaştırma, bazı şeyleri e, resmiyete dökme bazı şeyleri tek tek ama birden fazla olduğunu görüyorum. Hani Sanki İngilizce kursuna gidersiniz, Almanca kursuna gidersiniz sonra işte Fransız gibi gibi yani hepsi milliyete bağlı, kuruma bağlı, resmiyete bağlı ama aşama aşama halledilecek, atılacak imzalarınızın olduğunu söyleyebilirim. efendim mahkemem vardı, o mudur Buket Hanım? Olabilir çünkü resmiyet ifadesi de var. Ben burada her zaman şöyle bir açıklama yapmaya gereği duyacağım artık söyleyeyim. Ben ilahi adalet e, derim ama resmi bir sürecinizde olabilir. Ben resmi bir süreç örneği veririm ama bilin ki arkadaşlar belki de ilahi adalette yerini bulacaktır. Demem o ki Mart ayındaki e, adalet yerini bulur. Bunu net söyleyebilirim size. Yolunuz bu anlamda net açık veriyor çünkü. Hadi inşallah güzel şeyler bizim olsun diyorum. Ve son... Burada görebildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Bakalım neler söylüyor burası bana. Şimdi arkadaşlar çok net bir şekilde şunu söylemek istiyorum: ee, Güzel kalabalığınızın olduğu bir sürece doğru gidiyorsunuz. En azından mücadeleyi geride bıraktığınız için buradaki insanların mücadele etmemeniz gereken insanlar olduğunu görmek tabii ki de daha iç açıcı bir süreç diyebiliriz. Yani aslında daha rahatladığınız bir döneme gelmişsiniz. İşin Eğlence kısmındasınız. Düşünün bir yer açmaya çalışıyordunuz. Stres stres uykular uyunmadı. Gitti gelindi yapıldı edildi. Ne yapsak ne etsek öyle mi şöyle mi? Bu kafa oldu milyon. İşte diyor ki sana artık bitti geçmiş olsun. Sen artık bir kere kalabalık iş yeri gibi görünme sebebi iş yerinizin bereketli olacağını yorumlamak isterim. Ya Çok kalabalık bir yer mağaza. Çok kalabalık bir yer. Yani bir muhasebe dükkanınız ya yani muhasebeciyseniz bile çok firmanın muhasebeciliğini yapıyorsunuzdur. Tek değil yani bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Bir mağazadaysanız çok müşterinin gidip geldiği bir süreç. Bakkal dükkanınız varsa bol müşteriniz olacak bir dönem. Hani bitti artık o işte tezgahtı işte ne diyelim değişimdi boyamaydı tadilattı neyse işte bilmiyorum. Sonuçta siz orada bir mücadele olarak veriyor idi. Şimdi de diyor ki bitti mücadelen arkana yansıtan. Kalabalığın içindesin. Önünde aydınlık. Ne istiyorsun, ne iş yapıyorsun bilmiyorum. Kalabalıkla işin çözülüyor. Yolunu da açık veriyor diyor. Bunun dışında ailedeki aydınlık ve rahatlama, ferah ya da yaşam seviyesinin kalitesinin yükselmesiyle alakalı bir sadece dört rakımı vermiş. Bu dört rakım bana kalsa Nisan ayı ama hani dört ay sonra desek Nisan'a mı tekabül ediyor? Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Evet tabii ki de değil mi şimdi? Neyse evet arkadaşlar 4 rakamı var. 4 hafta sonra mıdır? Bence değildir ya. Daha çok Nisan'ı tekabül eder gerçekten. Ama Nisan'ın 4'ünde olur. Atıyorum 3. ayın 24'ünde olur. 4 bir rakam varmış burada. Aşk hayatınızla ilgili güzel bir değişim gösteriyor. Hani sadece 4 e, rakamını görüyorum. Orada birisiniz, berabersiniz. Şusunuzdan ziyade kalabalık içindesiniz ve 4 rakamı var. Bunun da bir şey sizin için elbette ki. İşte Nisan ayında istemeye gidelim. Nisan ayında sözlü yapalım. Nisan ayında bir nişanda tanışırsınız bilemem. Ama Nisan yani dördüncü ay büyük ihtimalle süreç olarak da oraya göstermekte. Kalabalık ve önü açık. Yani ilişki kısmındaki tek gördüğüm şey bu. Ne derseniz diyebilirsiniz. İsterseniz kızınızı istemeye gelirler. Nisan ayında kararlaştırılır. İsterseniz de oğlunuza yok biz Nisan'da uygunuz o zaman gidelim istemeye dersiniz. Burada yorum sizde. Hanenin aydınlanması keza çok açık. Ay yuka çıkmış durumda. Yani demek istiyorum ki arkadaşlar fincanınızın tabak kısmı daha gelecek süreçleriniz. Hani o devede yorulmuştunuz. Önünüzde engeller vardı. Hani bu kısımları artık aşmış ve rutininizi sağlamış olacaksınız. Bu da sizin için çok hayırlı bir durum gibi görünmekte arkadaşlar ben sadece görebildiğimi aktarmaya çalıştım dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize şimdi şunu söylemek istiyorum her şeyden önce gerçekten tüm yorumlarınız destekleriniz manevi anlamdaki ben buradayım buket biz de senin yanındayız diye beni telkin edişleriniz ben çok 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 mutlu oluyorum nasıl tarif edeceğimi bilemediğim bir duygu gerçekten yani hiç aklımda yoktu bir bugün burada olacağım. O yüzden de çok mutluyum her şeyden önce. E, tüm yorumlarınızı mutlaka okuyorum arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki de e, şu anki sıkıntınızı bilemem. Ama hepimiz ayrı ayrı dertlerle hepimiz arkadaşlar. Yani inanın bana ben e, yani en son serum yiyordum. <laughs> hani o kadar çok fazla ayakta durmaya gayret etmeye çalışmışım ki ben geçiririm atlatırım biter gider ne demek diye diye en son hastanede açtım gözümü serumla o yüzden arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ee, sağlıklısını anlayalım başta hep diyorum demeye de devam edeceğim bir hikaye benim için bu sıfırlar çoktur paran bulun etrafın eşrafın manevi maddi zenginliğin bir sürü sıfır ekle en baştaki sağlık olmazsa o bir olmazsa hiçbir anlamı yok o bir işte sağlık. O yüzden arkadaşlar sağlığınıza dikkat edin. Ne yaşıyorsanız da Rabbim bir an önce çıkış kapılarınızı size yaşatsın inşallah. Kim yaşatmıştır bilemem. Beddua ederek karma yaratmayın kendinize tavsiyemdir sadece. Çünkü bilin ki kişi neyi yaşatıyor ise kendisi de yaşamadan bu dünyadan göçmeyecek. Evren arkadaşlar ilahi adalet her zaman çalışıyor bunu unutmayın. Sağlığınızı psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar da başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.